with NATO allies, with the G7, with the European Union, as well as in my discussions with NATO Secretary General. Ve NATO Genel Sekreteri'yle yaptığım görüşmede AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Michel'le yaptığımız görüşmelerde bunları ifade ettim. Her türlü tehdide karşı hazır olmak istiyoruz. Bu yüzden Başkan Biden ilk günden itibaren ortaklarımızı ve müttefiklerimizi ve onlarla olan ilişkimizi güçlendireceğini söyledi. Hedefimiz olarak bunu koydum. Ben de NATO'nun AB'deki evine geldik. Bu yüzden buradayız. Bu kadar çaba gösteriyoruz. Yeni yollar bulmak, yeni koalisyonlar kurmak için ki ortaklarımızla müttefiklerimizi bir araya getirebilelim. Bunun neden işe yaradığını da göz göre göre şu anda kanıtlıyoruz. Finlandiya ve İsveç'le de görüşmeler yaptık. AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, Ukrayna ve Kanada Dışişleri Bakanları ve NATO Genel Sekreteri de katıldı AB toplantımıza. Daha önce hiç NATO ve Avrupa Birliği ve diğer ortaklar bu kadar yakın çalışmamıştı. Bu yeni bir işbirliği seviyesi. Ve bunu sadece bu kriz özelinde tutmayacağız, önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Avrupalı ortaklarımız ve müttefiklerimiz şu anda hiç eşi benzeri görülmemiş liderlik örnekleri sunuyor. NATO ilk defa mukabele kuvvetini devreye soktu. Birçok NATO ülkesi, Almanya, Danimarka, Birleşik Krallıklar, İspanya gemilerini, uçaklarını ve askerlerini gönderdi doğu kanadımıza. Her ülke ya askeri destek sağladı ya da insani yardım sağladı. Birçoğu ikisini birden sağlıyor. İlk defa Avrupa Birliği şu anda askeri yardım kararı aldı saldırı altındaki bir ülkeye. Hızlı bir şekilde en büyük yaptırım paketini uygulamaya yürürlüğe soktuk Rusya'ya karşı. Ve AB Ukraynalılara ve Ukrayna'da yaşayanlara sığınma hakkı verdi. Ülkeler aynı zamanda hiç önceden atmadıkları adımlar atıyorlar. Almanya ve Polonya başta olmak üzere. Polonya yarım milyon mülteci aldı. İsviçre de tarafsızlığını bıraktı. AB yaptırımlarına desteğini verdi. Liste daha da uzuyor. Tüm bu çabalar müttefiklerimiz tarafından kendi kapasitelerini artırıyor, işbirliklerini artırıyor. Bu hem transatlantik ilişkilerimizi daha da güçlendiriyor hem de dirayetini arttırıyor. Birkaç hafta öncesine kadar eğer buradaki kural temelli düzen saldırı altına düşerse omuz omuza durabilecek miydik diye düşünüyorduk. Şimdi herkes bu bedeli ödemeye hazır olduğunu gösterdi. Son günlerde Avrupa ülkeleri buna çoktan hazır olduklarını ve çok daha fazlasına da hazır olduklarını kanıtladı. ABD de Avrupa'nın yanında duruyor. Burada ortak eylemlerimiz ve politikalarımız var. Eşgüdümlü olarak yakın işbirliği içinde hareket ediyoruz ortaklarımızla ve müttefiklerimizle. Burada 7000 ek asker gönderdik Doğu kanadına ittifakın ve burayı güçlendirmek için daha da fazla asker gönderiyoruz. Aynı zamanda yıkıcı ekonomik yaptırımlarımız devam ediyor. Dün akşam burada on binlerce Ukraynalı'ya geçici sığınma vereceğimizi duyurduk. Başkan Biden 10 milyar dolar ek fon talep etti kongreden. Daha fazla insani yardım, güvenlik yardım ve ekonomik yardım yapabilmemiz için Ukrayna ve civar bölgeye önümüzdeki haftalarda başlayacak bu yardım. Dün Başkan Putin sözde özel askeri harekatının tam olarak planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti. Ancak bu plana Ukrayna'nın kendi ülkelerini bu kadar kararlı bir şekilde savunması dahil miydi bilemiyoruz. NATO ve AB'nin kararlılığı dahil miydi bilmiyoruz. Moskova'ya karşı tüm dünyayı bir araya getirdik. Birleşmiş Milletler'de hiç görülmemiş bir sayı elde ettik. İşletmeler, kültürel kurumlar Rusya ile irtibatlarını kesti. Rus ekonomisi şu anda serbest düşüşe geçti. On binlerce Rus sokağa döküldü ve çok daha fazla kişi ülkeyi terk ediyor. Ve Rusya giderek bir yalnız ülke konumuna düşüyor. Eğer Başkan Putin'in planı buysa gerçekten yolunda gittiğini söyleyebilirsiniz. Rusya hiç bu kadar izole edilmemişti daha önce. Biz ise hiç bu kadar birlik içinde olmamıştık. Ama bir şeyin daha altını çizmek istiyorum çünkü bu çok önemli. Bu eylemleri sadece Rus halkına karşı olduğumuz için almıyoruz. Biz Rus halkına karşı değiliz. Çok üzgünüz. O milyonlarca Rus da bu tehlikeli kararlar yüzünden acı çekiyor. Ve onlar ve onların destekçileri sürekli Rus halkının çıkarını kendi çıkarlarının gerisine koydular.
ve Rus halkına bedel ödetmeye devam ediyorlar. Bugün NATO, AB ve G7 liderleriyle yaptığım görüşmelerde hepimizin hedefler konusunda aynı sayfada olduğunu ve kararlı olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Ukrayna'nın savunucularına desteğimizi artıracağız, sivillere desteğimizi artıracağız. Giderek derinleşen insani krizler muzdaripler. Başkan Putin'in ödediği bedel daha da büyüyecek. Ve ona destek olan ve bu tercih ettiği savaşa dahil olan arabuluculuk yapan herkese de bedel ödeteceğiz. Kolektif güvenliğimizi korumak için kapasitemizi artıracağız. Rusya'nın burada madde 5'i uygulayarak Rusya'nın saldırısını da engelleyeceğiz. Birimize yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır. NATO bir savunma ittifakıdır. Hiçbir zaman Rusya'yı karşımıza almadık. Asla da almayacağız. Başkan Biden'ın da söylediği gibi NATO'nun her karışını korumaya hazırız. Kimsenin aklında buna dair soru işareti olmasın. Aynı zamanda diyalog ve diplomasi kapısını da açık tutacağız. Rusya taraf yol değiştirmediği sürece giderek izole edileceğini ifade edeceğiz. Ekonomik bedeli daha da artacak. Ukrayna'nın da ateşkes ve ön koşulsuz çekilmesi konusundaki girişimlerini de destekliyoruz. Dışişleri Bakanı Kuleba ile bunu görüşüyorum sık sık. Bu sırada Ukrayna hükümetiyle de çalışıyoruz. İnsani koridorlar yapacağız. İnsanları, sivilleri bu abluk altındaki kişilerden kurtarmak için ve gerekli malzemeleri bu şehirlere ulaştırmak için. Rusya'nın saldırısı bu insani krize yol açtı. Şimdi tüm ülkelerin mesuliyeti oldu artık. Herkes Kremlin'e baskı yapıp en azından buradaki insanların işini kolaylaştırmak mecburiyetinde. Moskova'nın provoke edilmemiş saldırısının sonuçlarından biri de hiç beklenmedik bir şekilde dünya çapındaki insanların sokağa inmesi oldu. Özgürlük için, Ukraynalıların hakları için protesto yapıyorlar. Burada cesur insanlar var. Kremlin'in savaşını protesto etmenin gözaltına alınmak, dayak yemek anlamına geldiği yerde de birçok insan sokağa indi. Belarus ve Rusya'yı kastediyorum. Yıllardır bu tehlikeli akımı gördük. Demokrasiyi geriye ittiren, düzenimizi tehlike eden akımı gördük. Bu Moskova'nın da desteklediği bir akımdı. Ancak bu işgalle birlikte biz Avrupalılar ve her taraftaki halklar ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha fark ettik durumun. Şimdi demokrasi dalgasının yükseldiğini görüyoruz. Evet, sorularınızı almaya hazırım şimdi. AFP'den bir soru alacağız. Çok sağ olun Sayın Bakan. Batı eşi benzeri görmemiş yaptırımlar uyguluyor Rusya'ya yönelik. Ama bu Rusya ordusunu yavaşlatmamış gibi gözüküyor şimdilik. Bugün NATO hiçbir koşulda hava sahası yasağı getirilmeyeceğini söylediler. Bu Ukraynalıları koruyabilecek bir önlem olarak görülüyor. Şu anda bu işgali yavaşlatamadığınıza göre Ukrayna halkına ne söyleyeceksiniz? Şu anda ancak işlerin kötüleştiğini görüyor onlar. Bir felaket görüyorlar, daha fazla ızdırap görüyorlar ve daha fazla destek talep ediyorlar Batı'dan. Ne diyeceksiniz onlara? Bir sorum daha olabilirse sizin cevabınızdan sonra da verebilirim. Buyurun. Batı ve NATO burada destek veriyor, silah veriliyor Ukrayna'ya. Can't it supply more? Burada daha da more effective arms, daha da etkili silahlar verilmesi söz konusu mu? Savaş jetleri dile getirilmişti. NATO daha fazlasını yapamaz mı Ukrayna için? Thank you. Çok teşekkürler. İkinci soruyla başlayayım önce. Biz düzenli olarak irtibat halindeyiz Ukrayna hükümetiyle, yetkililerle ve liderlerle. İhtiyaçlarını konuşuyoruz ve ortaklarımızla, müttefiklerimizle işbirliği yapıyoruz. İrtibat halindeyiz bu güvenlik desteği ihtiyaçlarını karşılamak için Ukrayna'nın. Zaten şu anda çok ciddi bir çaba yürütüyoruz. ABD özelinde konuşuyorum. Birçok Başkan Biden'ın yaptığı açıklamayla gördük. Son yıl içinde 1 milyardan fazla destek sağladık. 1 milyar dolardan fazla destek sağladık. Buradaki son açıklamada da 350 milyon dolar daha destek vereceğimizi duyurduk. Zaten Ukrayna'ya yaklaşık 250 milyon dolar destek gönderdi ki bu paket kapsamında. Bu her gün oluyor. Her gün bunu gönderiyoruz ve
Ukrayna'nın ihtiyacı olan şeyleri aldığını görüyorsunuz. Ukraynalıların ellerinde, ülkesini savunanların elinde bunlar. Ancak konuştuğumuz şeylerden biri de bugün uzun uzun bunu ele aldık ilk toplantılarımızda, hem NATO hem AB toplantılarında. Daha fazla ne yapabiliriz dedik. Ve etkili bir şekilde nasıl yapabiliriz bunu dedik. Bildiğiniz gibi sanırım Dışişleri Bakanı Kuleba toplantılarımıza video mesaj yoluyla katıldı. Direkt olarak ona da görüştük. Kendisi de Ukrayna'nın ihtiyacı olan şeyleri söyledi. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Her gün çalışmaya da devam edeceğiz. Aynı zamanda şu anda bir hafta geçti bu savaş başlayalı, Rusya tarafından başlatılalı. Zaten çok ciddi bir etki gördük Rusya üzerinde, ekonomisi üzerinde. Ruble en düşük seviyelerini gördü. Şu anda bir kuruştan ucuz hale geldi. En azından %80'ini satmaya çalışıyor yabancı sermayenin. Ancak burada giderek çökmekte olan bir parayı korumaya çalışıyorlar. Borsa günlerdir kapalı ve korkuyorlar yabancı yatırım kaçacak diye. Bu Rusya'nın en son temelde düşmesinden beri 90'lardan en uzun süre borsanın kapalı kaldığı dönemdeyiz. Şu anda Merkez Bankası'nda %20 bir düşüş var. Bu da 20 yılın en yüksek faiz arttırımı oldu. %20'miz arttı. Her türlü önlemi alıyorlar. En az 5 sayfalık bir liste var elimde. Rusya'yı terk eden işletmelerin listesi bu. Ve bu etki orada, evet, çok güçlü, çok gerçek ve giderek de artıyor. Bu yüzden bakalım Rusya buna nasıl cevap verebilecek. Ciddi anlamda etkisini göstermeye başladığında. İkinci olarak, daha önce de gösterdiğimiz gibi hem eylemlerimizle hem sözlerimizle Ukrayna'ya desteğimiz çok ciddi, çok gerçek ve çok kapsamlı. Az önce bahsettiğim destek devam ediyor ulaşmaya, insani yardım devam ediyor. Bunu da insani kabusu gidermek için yapıyoruz Rusya'nın yol açtığı. Ekonomik desteğimiz de devam ediyor. Ne yazık ki bu öyle bir lambayı açıp kapamaya benzemiyor. Zaman alıyor ve Rusya özelinde, Başkan Putin'in Rusya'sı özelinde bu ülke her türlü aşırılığa hazır elde etmek için, bazı hedeflerine ulaşmak için. Bu yüzden bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Ama sadece biz değiliz. Ukrayna halkı da şunu görebilir bence. Neredeyse tüm dünya bir araya gelmiş durumda. Onlara destek oluyoruz. Onların davasını destekliyoruz. Toprak bütünlüklerini, egemenliklerini, özgürlüklerini, bağımsızlıklarını. Bugünkü toplantılar bunu gösteriyor. Ve BM Genel Kurulu'ndaki 141 ülke de bunu gösteriyor, kınayan Rusya'yı. Yani çok ciddi bir destek var Ukrayna'ya. Çok ciddi bir yük var Rusya'nın omuzlarında. Etkisini görmemiz gerekiyor. Merhaba, çok teşekkürler. Bugün NATO'dan durumun daha da kötüleşeceğine dair bir açıklama gördük. Bizim bilmediğimiz neyi biliyorsunuz ve hava sahasının kapatılması hala devam ediyor mu? Bu savaş daha da bir katliama dönüşürse yeniden düşünür müsünüz bu yasağı? Avrupalılar Putin'e nasıl hala güvenebiliyor diplomasi yolu önermek için bir de? Biz burada durum daha da kötüleşecek dediğimiz zaman, ne yazık ki bunlar bildiğimiz her şeyi temel alarak söylediğimiz şeyler. Başkan Putin'in metotlarını inceleyerek, onun geçmişine bakarak söylüyoruz bunları. Kendisi başka bir ülkeyi boyunduruk altına almak istediği zaman ya da başka bir bölgeyi kontrol altına almak istediği zaman bunu yapıyor. Bunu Suriye'de gördük. Tabii ki 2014'te de gördük Ukrayna'da. Ve şu anda sahada, savaş alanında gördüğümüz şey de bize bunu gösteriyor. Rus güçler büyük şehirleri çevrelemeye başladı, Kiev dahil. Ve giderek daha da vahşi yöntemler kullanıyorlar. Sivilleri hedef alıyorlar. Bu yüzden bence buradaki en kötü beklenti şu an gördüğümüz ızdırabın giderek katlanacağı, durumun iyileşmeye başlamadan önce çünkü Rusya bu yöntemleri izlemeye devam edecek. Ne yazık ki en yüksek ihtimal bu. Biz elimizden geleni yapıyoruz ama
move us to a different track. Farklı bir yola gitmesi için bunun. With regard to the no-fly zone, I think. Hava sahasının kapatılması konusunda ise sanırım Genel Sekreter Stoltenberg'in ifadelerine atıfta bulundunuz. Bizim sorumluluklarımızdan biri de şu. Biz elimizden geleni yapıp Ukrayna halkına kendilerini savunacak imkanı tanıyoruz Rusya'ya karşı. Ama Genel Sekreterin de ifade ettiği gibi kendimize yönelik de bir sorumluluğumuz var. Bu savaşın Ukrayna dışına taşmasını engellemekle mükellefiz. Ve bu kendisi de çok iyi ifade etti bunu. Ben de öyle ifade edeyim. Böyle bir yasa uygulamanın tek yolu NATO uçaklarını Ukrayna hava sahasında uçurmaktır. Rus uçaklarını vurdurmaktır. Bu da tam teşekküllü savaşa yol açar. Avrupa'da Başkan Biden çok net bu konuda. Biz böyle bir savaşa dahil olmayacağız. Rusya ile savaşa girmeyeceğiz. Ama gerçekten çok ciddi çalışıyoruz ortaklarımızla ve müttefiklerimizle Ukraynalılara etkili bir şekilde kendilerini savunmaları için her türlü yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ama her gün şunu da görüyoruz. Gerçekten sıra dışı bir kahramanlık gösteriyorlar. Ve çok ciddi de sonuçlar elde ediyorlar yaptıklarıyla. Özür dilerim, son sorunuzu kaçırdım. Tabii, çünkü daha önce geçtiğimiz baharda da konuşmuştuk Brüksel'e geldiğinizde. Sorum şu, siz acaba saflık mı yaptınız siz ve Avrupa Putin'e güvenerek, masaya oturacağını düşünerek? Bu bir saflık mıydı? Tabii ben sadece Amerika Birleşik Devletleri için konuşabilirim. Tam tersi, biz hiç saflık yapmadık. Biz hep şunu söyledik zaten, hep uyardık. Aylardır da uyarıyoruz. Başkan Putin'in bunu planladığını söyledik ve bunu yapmasının büyük bir ihtimal olduğunu söyledik. Ukrayna'ya saldıracağını söyledik. Ve tabii ki son haftalarda işgal başlamadan önce ben gittim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde adım adım ne beklediğimizi söyledim. Nasıl yapacağını da söyledim. Sahte bir bahane uyduracağını söyledim savaş çıkarmak için. Daha sonra bu yanlış sahte bayrak operasyonlarını kullanarak İşgale başlayacağını ifade ettim. Aylarca şunu da söyledik. Beklentimiz bu dedik ama aynı zamanda yükümlülüğümüz, bir yükümlülüğümüz de şuydu. Hem benim hem de müttefiklerimizin, ortaklarımızın diplomasiyi de takip etmeliydik. Burada bir ihtimal varsa bile değerlendirmeliydik. Çünkü en başından beri söylediğimiz şey hep şu oldu. Şu an gördüğümüze diplomasiyi tercih ederiz. Ama en başından beri şunu söylüyoruz. Rusya'nın iki yolu var. Diplomasi diyalog yolunu seçebilir ya da Ukrayna'ya saldırmayı seçebilir dedik. Biz ikisine de hazır olacağız dedik. Ve ikisine de hazırız. BBC'den bir soru alacağız. Çok teşekkürler Sayın Bakan. Şu anda enerji yaptırımları masada mı Rusya'ya karşı? Çünkü gerçekçi olmamız gerekirse Batı Putin'i Ukrayna'da nasıl yenecek acaba? Aynı zamanda Putin'e günde 700 milyon dolar öderken enerji için. İngiliz Dışişleri Bakanı da bunu konuştu. İngiltere'nin yaklaşımını ifade etti. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir kere genel bir öneri olarak hiçbir şey masanın dışında değil. Her gün her seçeneği değerlendiriyoruz. Yaptırımlar ve yaptırımların uygulanma biçimi ve ekstra önlemler hep masada. Bu yaptırımların amacı ilk başta maksimum etki yaratmak Rusya'nın üzerinde ve Putin'in üzerinde. Aynı zamanda bize yönelik hasarı da minimumda tutmak. Burada stratejik bir çıkarımız yok küresel enerji tedariğini azaltmanın. Bunun ilk etkisi fiyatları arttırmak olur. Amerikalılar bunu pompada hisseder. Ve aynı zamanda Rusların geliri de artar, karları da artar fiyatlar arttığı için. Bu yüzden enerjiyle ilgili yaptırım önerilerimiz de hazırlanıyor. Ancak burada ciddi bir çıkarımız var. Rusya'nın pozisyonunu, enerji tedarikçisi pozisyonunu düşürme, zayıflatma yaklaşımımız var. Bu yüzden Kuzey Akım 2'yi kapattık. Bu yüzden likit doğalgaz tedariğini artırıyoruz Avrupa'ya.
ki çeşitliliğini arttırabilsin, Rus gazından uzaklaşabilsin. Bu yüzden önemli teknolojilere erişimini engelliyoruz Rusya'nın ki daha sonrasında da ihracat kısıtlamalarımız da etkileyecek bunu. Teknolojilere erişimini engellediğimiz zaman böylece Rusya'ya olan bağımlılığımızı, Rus enerjisine olan bağımlılığımızı azaltacağız. Evet, buraya odaklıyız ama dediğim gibi bunların hepsini her gün gözden geçiriyoruz. Peki ne kadar sürecek bu süreç? Ve kaç kişi ölecek daha Ukrayna'da? Şimdi ben size şu gün bugün olacak diyemem. Ama zaten rekor hızda hareket ettik. Görüyorsunuz yaptırımlar şu anda uygulanıyor. Birkaç hafta önce insanların asla olmayacak dediği yaptırımları uyguluyoruz şu anda. Ve çok net bir şekilde şunu gösterdik diye düşünüyorum. Ne yapacağız dediysek, aylar önce söylediysek, ilk kriz başladığında, Kasım'da ne söylediysek, Aralık'ta ne söylediysek, G7 ülkeleri, Avrupa Birliği, eğer Rusya saldırmayı tercih ederse çok büyük sonucu olur demiştik. Buna eşi benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar da dahil dedik. Bazı insanlar bunun söylemde kalacağını düşünmüştü ama zaten öyle olmadığını gösterdik. Ne kadar gerçek, ne kadar ciddi bir gerçek olduğunu gösterdik. Ve her günde ekstra önlemleri de gözden geçiriyoruz bu aşırı baskıyı artırmak için. Bir soru daha alacağız Yuri Sheikhev'den. Çok teşekkürler Sayın Bakan. İki sorum var. Öncesi hava sahasının kapatılmasıyla ilgili. NATO'nun jetleri göndermeyeceğini söylediniz. Bunu anlayabiliyoruz. Ama başka bir yol daha var bu hava sahasını kapatmanın. Bu da Ukrayna'ya hava savunma imkanları sağlamak. Burada Stinger füzeleri gönderildi ama ben daha ciddi, orta ve uzun menzilli savunma sistemlerinden söz ediyorum. Ukrayna'nın savunma sistemleri Buk ve S-400, bunlar da çalışıyor. İkinci sorum şu. Bir haftadır savaş devam ediyor. Rus güçlerinin henüz hedeflerine ulaşamadığı bariz bir şekilde ortada. Yolda kaldılar, birçok yerde ilerleyemiyorlar. Bu bir haftalık savaş ABD'nin Rusya'nın gücüne yönelik, Rus ordusunun gücüne yönelik yaklaşımını nasıl değiştirdi? Bunu söyleyebilir misiniz? Teşekkürler. Evet, çok sağ olun. Sorunun ilk kısmını ele alayım. Her gün hangi teknolojiler, hangi kapasiteler sağlayabiliriz, etkili bir şekilde Ukrayna'ya neyi verebiliriz, bunu gözden geçiriyoruz kendini koruması için. Bu devam eden bir tartışma ve her gün bunu yapıyoruz. Hem Ukrayna'yla, hem yetkililerle, hem de ortaklarımız ve müttefiklerimizle bunu ele alıyoruz her gün. Ve buradaki asıl odak noktamız sağladığımız her şeyin kullanılabilecek olması, etkili bir şekilde kullanılabilecek olması öncelikle ve zamanında ulaşabilecek olması. Dediğim gibi bu her gün ele aldığımız bir başlık. Şimdi burada herhangi bir sonuç çıkarmak istemiyorum açıkçası. Bir haftalık savaşı gözden geçirirken bu işgale baktığımızda bu bize ne anlama geliyor Rusya hakkında, Rusya'nın kapasiteleri hakkında? Bununla ilgili tam bir inceleme yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şunu biliyoruz, bize şunu söylüyor, şunu gösteriyor. Gerçekten Ukrayna halkı çok sıra dışı bir halk. İradeleri, kararlılıkları ve bu konudaki kendi ülkelerini savunma konusundaki kararlılıkları, özgürlüklerini ve geleceklerini koruma konusundaki kararlılıkları geçtiğimiz hafta bir kez daha ortaya çıktı. Bu inanılmaz güçlü bir şey. Teşekkürler. Çok sağ olun.